İsmail, sence ben orası bu çocuğum mu? Harbi soruyorum kardeşim, ben orası bu çocuğum. Çakarım ağzına. Ağzına çakarım böyle ikili. İkili çakarım ağzına. Birinin gerçekten suçlu olduğunu nasıl anlıyorsun? Suçu gördüğünde suçluya ceza kesme kudretini nereden buluyorsun? O cezayı keserken suçlu olmayı nasıl göze alıyorsun? Vicdanından dolayı mı? Peki senin vicdanın var mı? Benim vardı. Çünkü doğru nedir, yanlış nedir karar vermeye çalışıyordum. Vicdanımı dinliyordum. Ama sonra kafam karıştı. Çünkü yaşadığın doğru hayatı korumak için o yanlışın doğru olduğuna kendini bir kere inandırdın mı artık vicdanla ilgili bir sorunun kalmaz. Ahlakla vicdanla ne alakası var, ben anlamadım. Hayır, bu böyle yargılamaz mı? Ahlakla vicdanın suyu mu? Onu diyorum. Onu şansını ben yargılamam. Şimdi kendime bakan yıla 15 yıldır susuyorum. Ben bu sözleri düşüncemden önce gidiyor benim sözlerim. Ben sussaydım. 3 kuruş paramız var diye susmadık ya. O yandan haklısınız ama. 3 kuruş para. Sakin! Buradan. Bir ben dayılandım bu adama. Hiçbiriniz delikanlı gibi sesini çıkarmadım bu adama. Bir ben dayılandım. Bizim vicdanımız güçlü kollarımız, kılıçlarsa yasalarımızdır. İşte o an, yani bir başkasının atan kalbine gözünü diktiğin an, aslında senin son nefesini verdiğin andır. Sen yaşadığın sürece bunu bilirsin. Yaşadığın her saniye o anı düşünmen, pişman olman, vicdan azabı çekmen gerekir. Fakat çekemezsin. Çünkü artık bir vicdanın yoktur. Vicdan, güçlüleri korkutmak için düşünülmüş, korkakların kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. Bak dinle. Bitiyorum bu farsayı. Canım, hey.
Kalka, sanat yapmaya çalışıyoruz. Bir ayrılış hikayesi. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz, %100, %1500, %hudutsuz kere 100. Kadın erkeğe dedi ki...